Coin Seed YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Kraxia'nın kurucusu ve aynı zamanda bir yazılımcı olan Veli Uysal Bey burada. Veli Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün sizlere aslında bir röportaj gibi birazcık bir yayın yapmak istedik. Teşekkür ederiz daha katıldığınız demek için bu davetimize. Öncelikle kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Giriş cümlesi olarak da yazılımcı dediniz. Ben yazılımcılık kariyerimi 3'e bölüyorum aslında. 2000'lerin başında bilgisayarla tanışmış, işte internette tanışmış bir jenerasyondan geldiğim için 2000 ile 2010 senesi arasını bir versiyonum olarak atlediyorum. Burada ne yapıyorduk? İşte hobi olarak gidip internet kafede işte forum sitelerinde gezme, bir şeyler yapmaya çalışma, işte arkadaşına şaka amaçlı bir şeyler ispatlama vesaireyle geçen bir sürecim vardı. Ama 2008 senesinde bilgisayar mühendisliği kazanmamla birlikte aslında ben normalde 2004 liseden mezun olmam gerekirken işte o arada internet kafe işletmeciliği ve diğer kısımlar vardı benim hayatımda. 2008'de bilgisayar mühendisliğini kazandıktan sonra artık bu işin hani hobi amaçlı olmadığını fark etmemle birlikte bu işin daha teknik olarak ilerlemem gerektiğini fark ettim. Aynı zamanda 2010 senesinde de artık bu işten profesyonel olarak yapmaya başladığım bir senedir benim 2010 senesi. İşte orada üniversite zamanlarımda gidip Teknokent'te işte firmalarda çalışma, onun karşılığında bir miktar alma, işte arkadaşların yardım etme, ödev yapma ve benzeri bir sürü süreçlerden geçtim ama okul bittikten sonra da zaten yazılım kariyerim Java teknolojileri üzerine devam etti. Ta ki işte blok zinciriyle tanışasıya kadar işin açıkçası. Aslında blok zincirini tanışırken de orada 3 aşamada gene giden bir şeyim var. 2014 senesinde İstanbul'da bir belediye otomasyonu yazdığımız bir firmada sunucularımız da bizim Bitcoin cüzdanı bulmamızla bu Bitcoin nedir, ne değildir falan diye araştırma süreçlerimiz oldu ama orada devam ettirmedik. Çünkü daha çok yazılım odaklı gittiğim için hayatım o zamanlar yazılım odaklıydı. Ondan dolayı Bitcoin'e hani yönelmedim. Ama 2017 senesinde bu yükselişin olmasıyla birlikte eşimizden, dostumuzdan kripto paralar vesaireler duymamızla birlikte bu sektöre ufak ufak hani 2014'te bir göz kırpmışlığımız var ama 2017'de ufak ufak tamamen hani bu sektörde ne yapabiliriz diye yapmaya başladık. Hani düşünmeye başladım. O sırada bizim birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız şey yapıyordu. Bulut'ta işte kiralama, işte başka şeyler gibi şeylerle uğraşıyordu. O sırada konuşurken onunla teknik olarak ne yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Hani kripto paralar dışında biz teknoloji olarak biz neler üretebiliriz konuşmaya başlamıştık. Tabii o sırada gene de kurumsal hayatın verdiği sorumluluklardan dolayı onu da biraz suspend mode almak zorunda kaldım. Ama 2021'in başı itibariyle de artık tam gaz yazılımcılık kariyerini Web3'e doğru evrildim. 2022'nin başında da kurumsal hayattaki işte kariyerimi noktalandırdım. Full time artık zincir projelerinde geliştirici olarak hayatımı devam ettiriyorum. Kendimi kısaca bu kadar böyle tanımlayabilirim. Çok teşekkür ederim. Aslında bir 3 sayısıyla bayağı bir var. İlişkiniz hadi var. Bu da Web3 aslında tam adına da tam kendiniz koymuş gibi bir şey oldunuz. Peki abi Web1'i, Web1'i, Web2'yi, Web3'ü aslında görüyoruz, ediyoruz. Bizim Web2'nin en temel sorunu neydi? Neden Web3'e bir ihtiyacımız var? Neden Web3'e ihtiyacımız var? Şöyle düşünün, bir sanatçı bir ürününü, yani standart use case'lerden biri de şu zaten, yani insanlara pazarlama konusunda herkesin de bildiği, işte bir müzisyen gidip şeyini, ürünü koyduğu zaman, çok bilindiği zaman hani Spotify gibi firmalarda daha çok para alıyor ama diğerleri daha az para alıyor gibi bir algoritması var. Bunun önüne geçmek için herkes kendi yaptığı emeği rahat bir şekilde son kullanıcıya ulaştırmada sorun yaşamayacak böylelikle. Aslında diğer türlü de yaşamıyor ama orada da bir platformun kısıtlarına uygun bir şekilde yapmak zorunda, hani hareket etmek zorunda ama bu kısıtı artık ortadan kaldırıyor. Birincisi bu. İkincisi, insanlar rahat bir şekilde şey yapabilecekler, hani kendine ait. Zaten Web 1, Web 2, Web 3 şeylerinde nedir? İşte birinde read, birinde read on, birinde şey read write, birinde de read on. Yani Web 3'te de on geldiği için hani sahipliğin kendine ait olması, bu bize daha esneklik sağlıyor. Tamam abi. Aslında ben size bir soru daha önceden, neden Web3'e ihtiyacımız var diye. Burada da birazcık daha hani o sorunun cevabını vermiş oldunuz. Ondan dolayı ben diğer soruma geçeyim isterseniz. Peki Web2'den Web3'e geçerken işletmeler, girişimler bu alanda nelere öncelik vermeli veya her Web2'de olan bir uygulama Web3'e geçmek zorunda mı?
orada şöyle bir durum var. Hani bir sürü insandan şunu diyorum. Benim işte web de bir şöyle bir proje var. Bunun klonunu yapalım. Web 3'te de tutar mı? Çok büyük fikrim var. Muazzam fikrim var. Şeklinde geliyorlar. Hani aslında Web 3 farklı projelerin, farklı mentalitelerin çıkması gereken bir şey aslında. Nasıl Web 1 zamanı işte basit uygulamalar vardı ve işte MySpace vardı, işte Merch, evet. ICQ gibi chatleştirme, MSN gibi vardı. Onlar Web 2'de işte WhatsApp'a döndü, Skype'e döndü, onun dışında Facebook'a döndüyse Web 3'te de bunlar aslında daha farklı bir şekilde evrilmesi gerekiyor. Birebir aynısı olması gerekmiyor. Yani siz bir işte token çıkararak, bir NFT çıkararak bir projeyi Web 3 projesi yapma fikri aslında olmaması gereken bir şey. Zaten buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bir sorunu kesin çözüm sunması lazım. Web 3'ün o blok zincirinin bize sağladığı o güçten yararlanan bir projenin olması lazım aslında. İnsanlar bunu kaçırıyor. Yani her proje Web 2'den Web 3'e geçmek zorunda değil. Çünkü Web 3'te şu an kullandığımız blok zincirlerinin yanıt süreleri biliyorsunuz hani transaction'lar çok şey değil, mükemmel bir seviyede değil ama klasik dünyada yani Web 2 dünyasındaki database'lerin anlık sorgulama miktarlar çok aşırı büyük blok zincirlere kıyasla. Tabii. İşte bundan dolayı hani artısını eksisini düşünerek ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Anladım. Aldım. Çok teşekkür ederim. Benim aslında birazcık da finans kısmına ilgim var. Ondan dolayı birazcık da böyle bir soru sormak istiyorum size. Web 3'te kripto paraların tam olarak rolü ne? Gelecek burada nasıl şekillenebilir? Geleceğin finansı daha doğrusu. Şöyle, insanlar ilk blok zinciri ya da Web 3'teki, aslında Web 3 eşit değildir blok zinciri. O da ayrı bir konu. Hani yanında tabii bir sürü konular var. Web 3 tanımlaması, ben 2014 öncesi de vardı aslında Web 3 dedikleri kavramda. İşte semantik webler giriyordu, yapay zekalar giriyordu, IoT'ler vesaireler. Aslında Web 3 dediğimiz şey daha çok böyle merkezi olmayan uygulamaların olduğu bir yapı. Aslında birbiriyle otonom çalışan sistemlerin olduğu bir yapı. Bundan dolayı da bunu tanıtan, blok zincirini hayatımıza sokan dolayısıyla Bitcoin'dir. Yani tabii, bu gerçek şeydir. Hani artık lokomotifin başındaki vagon Bitcoin. Kripto paralar da zaten para eşittir, ilgi alakadır. Yani sonuçta günümüz şartlarında ne kadar da motivasyonum iyi şey deseniz de bir para gelmediği sürece bu iş olmuyor. Ne proje ileriye gidebiliyor ne başka bir şey olabiliyor. Bundan dolayı kripto paralar bize hem kendi projelerimizi yapma konusunda bir özgürlük sağlıyor, hem de aynı zamanda bu teknolojilerin daha çok insana, yani bakkalda da konuşmasını evet, sağladığı için bizi son kullanıcıya erişme konusunda bizi daha ileriye götürebiliyor. Kesinlikle öyle. Rolü bu şekilde. Peki şimdi ben size başka bir soru daha yöneltmek istiyorum. Web3 alanında çalışmak isteyen bizim gibi genç nesillere önermek istediğiniz en büyük şey ne? Yani bunu ne olarak bakalım? Hangi açıdan mesela? Ben yazılımcısınız. Hani o açıdan yani, sormak yazılımcı istedim. Olarak. Evet, bir yazılımcı olarak. Ya şöyle, orada şey var, hani karşılaştığım bazı gençlerden şunu görüyorum, hani sadece bir dil öğrenerek, yani bir dilden kastım işte smart contract, yani akıllı sözleşme geliştirilen dil öğrendiği zaman aslında dünyanın işte hakim ya da bu işin en iyisi olacağı gerçeğini bir kere kafalarından atmaları gerekiyor. Onun yerine bu işin temelinde yatan felsefeyi, temelinde yatan o işte yazılımcı olarak baktığımız zaman onun paradigmaları var, best practice'ler, işte pattern'lar, başka şeyler, bir sürü pattern'lar var. O pattern'ları öğrenmeleri. Çünkü yarın bir gün A dili gider, B dili gelir. Fark etmiyor yani. Hani her şeyin bir şeyi olabilir. Hani belli bir zaman sonra kullanılmıyor olabilir ya da belli bir zaman sonra daha önce kullanılmayan ama ne mesela şu an Vitalik'in bir tweet attı. Mesela Viper bayağı eski bir dil. Smart kontrat geliştirme dillerinden biri. Çok fazla hani yüzde olarak kabulü yok ama bu tweetinden sonra biraz daha kabul oranı arttı mesela. Yani yarın bir gün Solidity'nin bir tip, yani bitme demeyeyim de biraz daha azalıp kullanılan Viper'a geçmeyeceğini ya da işte Rust'a geçmeyeceğini kimse bilemez. Ama o geçişlerde daha az hasarlı geçmek için bu işin temelini bilmeleri gerekiyor. Felsefeden temelini. Felsefe temelini. Aldım. Çok teşekkür ederim. Ben sizin en son gördüğüm kadarıyla bir girişimiz var, Kraxia evet, diye. Aslında onu öğrenmek istedim. O ne olduğunu hem bize hem de dinleyicilerimize anlatırsanız eğer çok seviniriz. Kraxia şöyle, bizim önderliğimde gelişen bir uygulama. Şu an 4 tane yazılımcı öğrenci arkadaşım var. 3 tane de içerik yazdığımız arkadaş. Toplam 8 kişilik bir ekibiz biz. Bizim hedefimiz şu, hani biraz önceki sorun var diye Web2'de Web 3'e geçerken. Evet. İşte orada insanların kafaları karışıyor. Her şeyi blok zincire yazma şeyine de kapılabiliyorlar. Yanlışına da kapılıp bir projeyi fail edebiliyorlar. Hani onların önüne geçmek için
biz tam o noktada yer alıyoruz aslında. Bu Web2'den Web3'e geçiş ya da yeni bir proje çıkarılacağında Web3 ile alakalı o kısımda işte ihtiyaç duyulan yazılımcı kaynağı, danışmanlık ya da eğitim ihtiyacı olduğu durumlarda bize gelip hani fikirde danışabilirler. Hani iş yapmamız gerekmiyor, otururuz, bir toplantı yaparız, bir muhabbet ederiz, tanışırız. Bir fikri vardır, söyleriz, uyar uymaz, devam ederiz etmeyiz ama bizim amacımız o. Oradaki anladım. İnsanların aydınlanması aslında. Anladım. Onlar yaş adına ben de size çok teşekkür ederiz. Hani özellikle kendi yaşımdaki insanlar için. Bulunmaz bir nimet şu anda çünkü bir öğrenci olarak gördüğüm staj imkanları aslında çok fazla olmuyor. Evet. Olanlar da hani açıkçası zor şartlar altında belki staj yapıyorlar. Bundan dolayı da aslında hani güzel bir nimet sunuyorsunuz bizlere diyebiliriz. Aslında benim aklıma şöyle bir soru geldi tam konuşurken. Web3 alanında çalışmak isteyen veya bu alanda ilerlemek isteyen insanlar sadece yazılım haricinde sizce yani çok fazla böyle bölüm olmayan mesela sosyal medyalarda sosyal medya yönetimi, dijital marketing gibi hani buna benzer şeylerin de bir yazılım kadar önemi var mı sizce? Tabii ki var. Şöyle çoğu projenin fail etmesinin bir numaralı sebebi son kullanıcıya ulaşamaması. Evet. Son kullanıcı tamam siz ne kadar dünyanın en iyi yazılımını da yazsanız, dünyanın en iyi sistemi de elinizdeki ürün olsa da bunu son kullanıcıya ulaştırmanız gerekiyor. Ulaştırmak için de marketing gerekiyor. Kesinlikle. En başta onun insanların sosyal medyadan ulaşması gerekiyor. Şu an sosyal medyanın gücü olmasa ya da işte birbirine rahat bir şekilde erişim imkanı en basitten mail atmasak bile atamasak nasıl olurdu dünya? Teknolojiler bu kadar gelişmiş olabilir miydi? Bir soru işareti aslında. Kesinlikle. O sorunun cevabı da işte marketing, sosyal medya ve diğer dallar. Çünkü bu dallar başka disiplinleri de doğuracak. O doğurduğu disiplinlerde de yer almak. Hani belki yazılımı bilmeyebilir insanlar. Hani yazılımcı olmak ya da yazılımı sevip sevmemek çok farklı bir konular. Ama bu dünyanın içerisinde yer alabilirler. İlla yazılımcı olmanız gerekmiyor. Başka dallarda da kendinizi geliştirerek. Yani en önemli düsturun şu olması lazım. İşi en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Kesinlikle. Aslında her alanda en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yok ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tekrardan. CoinSeed YouTube kanalında bugün Veli Uysal'ı ağırladık. Kendisine eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Umarım keyifli bir yayın olmuş sizler için de. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.